senin az kıtı gelmiyor uzun zamandır. Neydi adı? Ateş Bey. Aman ismi Ateş ama Ateş'le oynadığının farkında değil kendisi henüz. O ne demek? Abim bu yaptıklarını duysa var ya, yani onun kenarına bir güzel dantel işler, sonra böyle en uygun masaya serer, tozunu almak için de böyle silkeler camdan onu. Vay be, kaldı mı böyle abiler? Sağ ol kuzum. Benim abim bir başkadır. Peki bekar mı? Hı hı. Fotoğrafı var mı? Göstersene. Göstereyim. Nerede? Çok iyi. Kızım gözlerine bakın. Çok güzel değil mi bu? Kızım ya be. Maşallah diyin. Maşallah diyin. Kızlar ne oluyor burada? Model bakıyorduk da. Sevinç Hanım'ın siparişleri ne oldu? Burada hazır. Ben size göstereyim. Hatta bakın dikişleri de bitti. Payetler. İnternetten gördüğünüz gibi işte. Burası salon. Şurada yatak odası var. Şurada küçük tuvalet. Alt kattaki banyoyu duş almak için ortak kullanıyoruz yalnız. Mutfak da ortak. Maalesef. Hmm. Bu ne ya? Kafes görmüyor musun? Altı kırık bunun. Atabilir misiniz şunu? Atarız ya, nedir ki? Bence hiç atmıyorum onu. Yazık. Ziyan olmasın. Aa, hem bak. Bence terasta da çok güzel olur. Biz bunun altını yaptırırız. İçine iki tane de muhabbet kuşu alırız ha? Ne dersin? Birinin adını Ateş, diğerinin adını Yasemin koyarız. He hayatım? Burası da dediği gibi teras işte. Ha. Bir saniye şunu şey yapmam gerekiyor da. Anahtar. Eşime verin lütfen. Malum yuvayı dişi kuş yapar. Birader evi tuttunuz işte, hala neyin şovundasın sen? Şov değil, içimden geliyor. Maşallah çok işlemişsin ya. Tamam o zaman başka bir şey yoksa ben alayım oltamı. Yok. Allah seni bildiği gibi yapsın Ateş. Amma abarttın ya. Sana kalsa burayı hayatta tutamazdık. Put gibi durdun öyle. Bak başımızı sokacak bir yer bulduk. Ters davranma şuna. Suyuna git. O seni hiç ilgilendirmez. Bu arada ben yatak odasında yatacağım. Sen salonda yatarsın. Yok ya. Aynı parayı ödüyoruz. Her ay değişmeli olacak. Bağırma. Bağırma. Duymasınlar. Öyle olsun. Biz onu 15 günde bir yapalım. Şimdi parayı toplayamazsak ikinci ayı göremeyebiliriz. İyi tamam. Ama ilk 15 gün benim. Anlaştık. Bu arada bu evlilik cüzdanı için payına düşen 500 lirayı ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Senin derdin bu mu ya? Sen önce o 6 aylık kirayı nasıl toplayacağız onu düşün. Hallederiz bir şekilde. Ya, kıyamam. Çarşaf mı çıkarttın sen bana? Sağ ol. Salak salak konuşma ya. Salonun ortasına geleceğiz. Sürekli senin suratını görmek istemiyorum ben. Vallahi kalbimi okudun. Çok güzel düşünmüşsün. Ver. Tut şunu. Şimdi bak, bunun bir ucunu şu pervaza asacağız. Hı hı. Öbür ucunu o duvara asarsak eğer... Hı hı. Ben tuvalete gidemem. Doğru. Nasıl yapacağız? Bak bizim bu problemimizi bir iç mimar çok güzel çözerdi mesela. Ama ne yazık ki yok. Neden? Hı? Ne saçmaladın sen öyle aşağıda? Aşağıda yaşlı teyze var. O söylediğin yalan iki günde elinde patlardı. Yahu yalan değil. Tıp bitirdim ben, tıp. Allah Allah. Senin hayatın yalan be. Seninle gerçekten uğraşamayacağım şu an. Hadi, hadi asalım. Bana bak bu temiz değil mi? Şaka şaka. Hadi asalım. Ama para ihtiyacımız var diye çatı katını kiraya verdik ama içime sinmeyen bir şeyler var.
Gözün üzerlerinde olsun anacığım. Yerleştiler mi? Ya yerleştiler sultanım, yerleştiler de yani... Oğlan çok yılışık ya. Kız desem bir uyuz, bir garipler bunlar valla. Hayır kızı bilemem de oğlanın ben nasıl derler... Adımı suya götürür, susuz getirir bir tip yok mu ya? Ya sorma. Ama iyi oldu Celal. Senin 6 aylık kirayı peşin istemen çok iyi oldu. Değil mi? Ya. Getirmezlerse ak koyun, kara koyun belli olur. Tabii canım. Hemen kapının önüne koyarız. Anında. O kadar.